Evet arkadaşlar, devam ediyoruz separation of variables. Bu kez bir önceki örneğimizde olduğu gibi tek değişkene devam ederken bir taraftan ise yeni koordinat sistemimiz silindirik koordinatlarda tek bir değişkene bağlı olsa nasıl olur? Şimdi dilerseniz gelin bunu inceleyelim. Laplaceyen denklemimizde bu kez örneğimizde şunu ee, tekrar hatırlatalım. Tabii ki Laplace'yi çözüyoruz. Del kare fi eşittir sıfır. Potansiyelin 2 derece türevi sıfırlanmış. Bizim amacımız ise bu buradaki potansiyelin ne olduğunu nasıl ifade edebilirim bu denklem e, ışığında. Ben bunu düşünüyorum. Şimdi benim bu örneğimde diyorum ki fi roya bağlı bir şey olsun. O zaman ne yapıyordum hatırlarsanız buradaki Del kare operasyonundaki yeni Rho'ya göre açmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve sonrasında ise amaç yine fi ve elektrik alana ulaşmak. Bakalım nasıl olacak. Tek değişkenim var. Toplam sembolüne ihtiyacım yok. Çünkü sadece ben neye göre yazacağım? Rho'ya göre yazacağım. 3 yön vektörünün çarpımı şeklinde şu şekilde yazalım bakalım. Öncelikle benim burada bilmem gereken nokta ne arkadaşlar? Metrikleri iyi bileceğiz. Metrikleri bilmek adına şuraya yazalım. h, ro'nun bir olduğunu bileceksiniz. h, z'in de bir olduğunu bileceksiniz. Çünkü bu ikisi uzunluk. Uzunluklarınki bir de hatırlarsak. Ve h, phi'nin ise ro olduğunu bileceksiniz. Şimdi bu denklemler ışığında bu denklemler ışığında şu denklemi sadece ro'ya göre açalım bakalım. Diyor ki bana 1 bölü h, ro, h, phi HZ del bölü im kim benim burada ro'ya bağlı aç parantez ilgili olmayanlar yani ro'ya göre ilgili olmayanlar kimdir H fi HZ ilgili olan kim H ro aç türevi açtım del bölü del ro ve içerisine kimi yazacağız fi'yi ve eşittir sıfır mı? Evet. Çünkü ben kimi açıyorum? Del kare fi'yi ve ben onun laplasyen'de neye eşit olduğunu biliyorum? Sıfıra eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben de neye eşitliyorum? Sıfıra eşitliyorum. Şimdi gelin bakalım bunu bir toparlayalım. Toparlama işlemine geçtiğimiz takdirde del kare fi'yi ben şu şekilde yazabileceğimi söylüyorum. H ro h fi ve h setin çarpımlarının bir bölü ro geldiğini, del bölü del ro'nun buradan bu şekilde geldiğini, parantezi açtığımda ise, buradan ro paydadan h ro'dan bir geleceği için yazmayacağımı ve buradan da del fi bölü del ro'nun bu şekilde sıfır eşit olduğunu görüyorum. Güzel. Şimdi arkadaşlar yapılan en temel hatalardan bir tanesini burada söylemeye başlayalım. Nedir o? Buradaki ro'yu akıllılık yinizi düşünerek dışarı alma gibi bir gaflette sakın ama sakın bulunmayın. Bu birinci söyleyeceğim şey. Niye? Çünkü buradaki ro'ya bağlı eleman burada da ro'ya bağlı eleman. Yani burada nasıl bir şey var biliyor musunuz? ro çarpı delfi bölü del ro'nun ro'ya göre türevini aldığı alıyorsunuz burada. Bakın şu türev işaretini şöyle koydum. Şimdi bunu alacak olsanız nasıl alırdınız? Birincinin türevi 1. Bir. Neye göre? Rho'ya göre. Bakın şu türevli şu aynı şey. Sadece böyle yapıyorum yani biraz daha bildiğiniz yönteme dönsün de yapılan saçmalığı daha iyi anlayın diye. Birincinin türevi çarpı kendisi. Kendisi dediğimiz kim? Birincinin türevi çarpı ikincinin kendisi. İkinci ne? Del, fi bölü del ro. Çarpma da artı. Bu kez bu kendisi. Bunun türevi del kare fi bölü del ro kare. Bakın aslında şurası böyle bir şeyle bir bölü ro ile çarpılıyor. Dolayısıyla bakın burada ro'lu bir şey yok sadeleşecek. Şurada belki şununla sadeleştirirsiniz fakat şurada sadeleştireceğiniz bir şey olmaz. Dolayısıyla böyle bir sadeleştirme işlemini yapamazsınız. Bunu belirledikten sonra neyi yapabilirim ama bakın bu soruya özel şu var. Karşılara sıfıra eşit ya. Şimdi sıfıra eşitse bu yu, her iki tarafı Rho ile çarpmanıza engel bir şey yok. Çünkü dış kısmı düşünüyorum şu an şu iç kısmını düşünmüyorum. Şimdi diyorum ki o zaman her iki tarafı Rho ile çarparak ya da aslında diğer de işte şu Rho sıfırla sadeleşir. Aynı şey ama bunun matematiksel gösterimini mecbur hani ben böyle yapıyorum. Rho ile çarparsam her iki tarafı şura zaten sıfırdır. İşte şundan da şu gitti mi en sonunda şöyle bir şey kalır. Diyerek yazıyorum Mecburen matematiksel göstermek adına del kare fi eşittir ne hale geldi? Bakın del kare fi eşittir del bölü del ro ro dfi bölü de ro. Hemen yazalım unutmadan del bölü del ro ro del fi bölü del ro eşittir ne gelmiş? Sıfır. Şimdi sorum yine aynı arkadaşlar. Bir şeyi bir derece türevini almışım roya göre sıfır gelmiş. O zaman bunun bir öncesinde bu yani bunun bir öncesi her iki tarafın bir nevi roya göre integralini aldığımda şurada ne oluşur? Her iki tarafın roya göre integralini aldığınızda ro delphi yani şu kısım gelmez mi öncelikle delphi bölü del Rho. Şimdi ben size soruyorum bu ne olmalı ki türevi alındığında sıfır olsun? Tabii ki A gibi bir katsayı olsaydı. Yani bunu her iki tarafın del bölü del roya göre türevini alırsam şu denkleme ...bu denkleme geri ulaşırım değil mi? Demek ki ro bölü del fi bölü ro çarpı del fi bölü del ro... ...a gibi bir şey olmalı. Şimdi benim amacım yavaş yavaş... ...bakın yine yazıyorum. Bakın üşenmem arkadaşlar. Amaç yazarken üşenmem. Çünkü bir işlemi yaparken en önemli şey herkes unutur. Çözerken özellikle öğrenciler çözüm yaparken sınavda... ...hani belli bir yere kadar yapsam yeter... ...oraya kadar puan alsam deyip... ...amacın ne olduğunu hiçbir zaman çoğu zaman unuturlar. İşte bu bu yüzden de sorunun sonuna kadar sonunu getiremezler sorunun sonunu getirmek istiyorsanız ne yaptığınızı iyi bilmeniz lazım. Dolayısıyla amaç ne? Fi'ye ulaş. Tamam. Fi'ye ulaş. Sonrasında kime ulaş? E'ye ulaş. Amaç bunlara ulaşmak. Dolayısıyla ben mümkün olduğunca bunlara odaklanıyorum. Şimdi buna odaklanmak için şöyle bir şey yapıyorum. O zaman burada yalnız bırakıyorum işte. Çünkü amacım fi'ye ulaşmak. Dolayısıyla ben burada A bölü rho olarak şurayı şunun altına attım. Şöyle olur mu? Aynen olur. Şimdi neye odaklanıyorum? Burada bu kez neyin türevini alırsam A bölü rho gelir. Şimdi kritik nokta bu arkadaşlar. Şimdi sorum şu size bir şeyin türevini almışsınız. Bakın fi'nin. Fi'yi bulacağız ya amaç fi'ye ulaşmak ya. Fi ro'ya göre türevini almışsınız. A bölü rho bulmuşsunuz. Sorum şu size. Neyin türevini alırsanız bakın daha net görmek için neyin türevini alırsam a bölü ro gelir. Değişken ro iken. Şimdi şuraya bir şey yazalım. Mesela size ipucu olması adına. X olsun değişkenim. Mesela g gibi bir fonksiyon olsun. Şöyle del g bölü del x var. Ve hani bir yine a bölü x gelmiş. Şimdi sorum şu. G ne olsaydı? G ne olsaydı? Hatta şöyle sorayım. Şu soruyu. Şu a'yı da sildim tamam mı? Bunun yerine de 1 yazdım. Bir g fonksiyonu var. Türevini almışsın x'e göre. 1 bölü x gelmiş. G ne olsaydı 1 bölü x gelirdi. Bir düşünün bakalım. Şunu düşünmeye başladınız yavaştan bence. Ya ele işte integral içinde bir böyle işte x'ken ln x yazıyorduk. Ha <laughs> ha tamam ln x dediğinizi duyar gibiyim. Tamam. Bir derece daha genişletiyorum. Bu kez diyorum ki del g bölü del x'i a bölü x olması için g ne olmalıydı? Bakın g'ye ne dersiniz şimdi? ln a x olsa türevini alsam bunun A bölü x gelir mi diye düşünürdünüz mü? Yani ben sizin ne düşündüğünüzü yapıyorum şu an. İçinin türevi, içinin türevi x'e göre A içinin kendisi a'lar yine gitti. He, olmadı. Dur ne olmalıydı o zaman? ha <laughs> buldum diyeceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki a elen x olsa ne olur? O zaman a'ya hiçbir şey olmaz. A aynen burada kalır. Elen x'in türevi de 1 bölü x. Al a bölü x derdiniz diye düşünüyorum. Yani aynı şey hiçbir şey Hiçbir fark yok. X'ten yapalım ki yani biraz daha göz aşinalı olsun diye yaptım. Aynı şey yani bizim şurada X'e göre yaptık. Burada da hiçbir fark yok. Bakın DG bölü DX için G ne olmalı dediniz. En son ne buldunuz? A ln X bulduysanız değişkeniniz Rho ise A ln X yerine ne bulacaksınız? Fi'yi bulacaksınız bu kez. Fi nedir o zaman? a ln ro. Ha bitti mi? Hayır. a ln x artı b olsaydı deseydiniz ve bir türevi alsaydınız yine a bölü x bulurdunuz. Demek ki b'yi de yine unutmayacağız. Herhangi bir katsayı olabilir. Ne olur ne olmaz diye. Bu şekilde yazıyorsunuz. İşte tek bilinmeyen de olsun dedim ve ro için potansiyeli bu şekilde yazmış olduk arkadaşlar potansiyeli yazdıktan sonra kime geçiyorduk? Elektrik alana mı? Geçelim. Elektrik alan neydi? Bir kere elektrik alanım benim vektöreldir. Ve elektrik alanı ben bu şekilde gradiyent yaparak fi ile gradiyent işlemini sokarak ki benim buradaki gradiyentim sadece kime göre olacak? Rho'ya göre olacak. Yani del bölü del rho'ya göre olacak. Del bölü del rho'ya göre olacak. Ve biliyorsunuz gradiyent operasyonundaki ilk videolarda anlatmıştım bunları daha detaylı. Yön vektörünü de önüne alır. Peki, güzel. Sadece bana diyor ki, git diyor, fi'yi bulduysan eğer ki, fi'yi bu şekilde genelledim. Fi'yi genellediysen, e, potansiyeli yani genellediysen, rho cinsinden bu şekilde yazdıysan diyor, git bana sadece roya göre türevini almanı istiyorum senden diyor. Ve önüne bir eksi işareti koyarak da elektrik alana ulaşmanı istiyorum diyor. Ben de aynı şeyi yapıyorum o zaman. Buradaki eksi öncelikle koydum. Sonra diyor ki bana del fi yani del bölü der roya göre yani roya göre türevini alırsam biraz önceki aslında şuradaki işleme geri dönmüş oluyorum. Elen ro'nun türevi nedir? 1 bölü ro'dur. Ve burada bir a katsayısı var. B sabit olduğu için gitti. O zaman a bölü ro'dur. Bir de önüne neyi almak zorunda bu bir eğer vektörel işaretse? Vektör. Yön vektörsüz vektör olmaz. Dolayısıyla elektrik alanı da bu şekilde genelledikten sonra Silindirik koordinatlar için yaptığımız en baştaki başlığımızda bir odaklanalım. Silindirik içinde tek değişkendi değişkeni ne seçtim? Rho seçtim. Fi ve Z içinde kendiniz bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şeyleri yapacağınızı aşağı yukarı göreceksinizdir. Bu şekilde hesaplamış olduk arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Esen kalın.